dediniz ya, buraya geldik tamam, kalp rahatsızlığı oldu. O da başka şeyleri bozar dediniz ya. Bozar. İlk en çok bozduğu şey nedir rahatsızlık başladıktan sonra? Kalp vücutta? Hastalığında? Evet. Diğer organlar. Evet, ilk yani en önce çoğunlukla daha doğrusu yapılan araştırmalarda neyi bozduğu görülmüştür. Şimdi kalbimizde sıkıntı olduğu zaman bizim mesela bütün organları bozduğunu biliriz. Birinci sırada yer alan. Onu birinci sırada diyebilmek yanlış yani bir yanlış bir bilgi olur. Yani bilgi olarak yanlıştır. O andaki potansiyel olarak en zayıf noktaya bakmak lazım. Yani şimdi bir insanın kalbi 70 yaşındaysa böbrek damarı da 70 yaşında, beyin damarı da 70 yaşındadır. Ama hangisi bu kalbin bozukluğu? Çünkü kalbin bozukluğu şu demektir. İki tür sıkıntı yaratır size. Bir, yeterli kanı o organlara gönderemez. O yüzden potansiyel olarak zaten kansız olan bir organ çöker. Böbrek çöker, bağırsak çöker, beyin çöker, kol çöker, bacak çöker, fark etmez. Diğeri de salgıladığı hormonlar vardır bir miktar. Bu su tuz dengesini ayarlar, vücudun basıncını. O da bozulur. Hmm. Sonuçta basınç, ilk bozulan şey, ben size yine genel söyleyeyim, damar sistemi bozulur ve kan basıncı bozulur. Tansiyonla ilgili bırak. Sorunlar olur. Yüksek tabii, tansiyon. Yüksek olur, düşük olur. Ha, düşük, de. Düşük de olur. Kalp iyi çalışmazsa o tansiyonu yükseltmeye çalışırız biz. Çünkü en son noktalarından biri düşük tansiyondur. Kalp yetmezliğinin büyüdüğü zaman, iş birazcık daha geri dönüşümsüz noktalara girmeye başladığı zaman tansiyon düşmeye başlar. O zaman ay tansiyonun düşük uzun yaşarsın lafı. Ama kalbin normalse tansiyonun düşükse uzun yaşarsın. Ha, tamam. Bu kalp yetmezliğindeki tansiyon düşüklüğü. O yüzden buradaki kelimeleri biraz seçerek söylüyorum. Tamam, çünkü herkes özellikle kalp hastalığı kaygılıdır dedim ya. Anksiyete bozukluğunun bir şeyi vardır. O algıda seçiciliği vardır. En negatif noktayı yakalar. Ya da en pozitif noktayı yakalar kendini mutlu etmek için. O nedenle benim diyeceğim bir kelimede tansiyon düşüklüğü hayat kurtarır dersek o onu yakalar. Kalp yetmezliğinin son safhaları hayatı durdurur. Şimdi başta söylediniz yani bu pandemi bittikten sonra kalp hastalıkları artacak. Şu anda kalp hastalıkları var. Var. Potansiyel bekliyor. Bize gelişleri evet, artacak. Artacak. Dolayısıyla bu da tam da kaygıyı aslında açıklayan bir şey. Evet. Yani bu cümle tam kaygının arttığı bir dönemdeki sonuçlar olarak da karşımıza çıkıyor.